Zaten daha önceki açıklamalarından biliyorum ama ateist olduğunu, herhangi bir dine inanmadığını. Tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak bir şekilde neden ateist olduğunu, neden bunu tercih ettiğini küçüklüğünden beri açıklaman mümkün mü? Tanrı'nın varlığı hakkında en küçük bir işaret görebilirim. Bırakmayınca bazıları diyorlar ki, işte efendim ben dine inanmıyorum ama bir güç var. Ben nereden bileyim? Gemiyi kime öğretti? Nuh derler de doğru değil. Siz Allah'la konuşursanız dinlersiniz, Allah sizinle konuşursa delisiniz diye bir laf vardır biliyorsun. Bu iş oraya gidiyor diye korkma amaçlı. Ne diyorsunuz Celal Bey? Hayır, öyle hayal ediyorsunuz. Hayır. Böyle bir olay söz konusu değil. Şimdi hocam, yani koskoca dünyayı bir Celal Şengör tüm detaylarıyla incelemiş, şimdi anlatıyor. Celal... Kapattı ağzını. Kamera gösteriyor mu? Ben şimdi hemen cevap vereyim. Siz Celal Bey'in inanmadığına inanmayın. Celal Bey diyor ki, Allah benim işime karışmaz. Ben istediğimi yap. Döllerin çok küçük bir kısmı hayatta kalan. Hocam dedi ki, o hayvan da Allah'ın yarattığıdır. Peki ya o hayvana acımıyor da bana mı, bana mı bu şeyi veriyor da o zavallı ineğe aynı şansı tanımıyor? Ya bu olacak. Yani bütün kainat bir keşmekeş. Hiç kimse her şeyi bilemez. Ama yani Allah ama, iman versin hocam. Ben hayır kardeşim, hani niye versin? Türkler cahil bırakılmadı. Türkler cahil kaldılar. Kendi kendilerini cahil etti. Efendim, en cahil Türkler, Müslüman olan Türkler. Teoloji, Allah'ın emirlerini sanır. Tıp, Allah'ın yarattığı bu mükemmel vücudu öğrenmene ve Allah'a hayran olmana sebep olur. Hukuk, Allah'ın kanunlarını öğrenir.